Arkadaşlar merhaba, videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda tavuklarımız için otomatik sulama sistemi yapıyoruz. Normalde manuel olarak sulama işlemi yapıyoruz tavuklarımıza. 4 tane küçük ortalama 20 litrelik tankımız mevcut. Her gün bu tanklar boşalıyor ve bunları manuel olarak doldurmaya çalışıyoruz. Bu işlem gerçekten çok uzun zaman alıyor. Tavuklarımız için bir merkezi tank sistemi ve otomatik sulama sistemi yapacağız. Şimdi bunun için bir takım ürünler satın aldım. Bunları videonun ilerleyen kısımlarında sizlere göstereceğim. Önce ürünleri tanıtacağım. Daha sonra kurulum ve montaj işlemlerini gerçekleştireceğim. Bunları aşama aşama göstereceğim. İnşallah planladığım gibi olur. Suluk sisteminden de randıman alırız. Paketimizi açalım. İçeriğinden neler çıkacak? Suluklarımız demonte halde kaç parça şeklinde geliyor? Bunları hep birlikte görelim. Sonra kurulum aşamasına geçelim. Ürünümüzü adamlar paketlemiş. Evet arkadaşlar, şimdi parçalarımız bunlar. Toplam 4 metre. Şöyle gördüğünüz gibi 4 tane üzerine nipeller takılmış borularımız var. Şunlar nipel suluklarımızın damlalıkları. Şöyle yeteri miktarda damlalık gönderilmiş. Fazla su geldiği zaman tavuklar su içiyorlar nipelden. İçerken fazla su geldiğinde yer ıslanmasın diye şöyle damlalıklar var. Burada su birikiyor. Tavuklar buradaki suları da içiyor. O yüzden etraf kirlenmiyor. Bu 1 metrelik bir boru. Üzerinde de 5 adet nipel bulunuyor. Her nipel için birer tane damlalık bulunuyor. Şöyle bir tane de vana girişi bulunuyor. Şu vanalardan 4 tane var. Zaten 4 tane boru almıştık. Bunları uçlarını bantlamışlar. Buralara takacağız. Ve sistemimize hazır hale getireceğiz. Diş kaptırmamaya, yalama yaptırmamaya özen gösterin. Aksi takdirde sorunla karşılaşabilirsiniz. Diğerleri için de aynı işlemi uygulayacağız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi nipel suluğumuz hazır. Damlalıklarımızı taktık. Şimdi diğerlerine de aynı işlemi uygulayacağız. Sonra tesisatımızı kuracağız. Arkadaşlar şu vanaları sıkarken çok fazla sıkarsanız, bakın biz sonuna kadar sıktık, son dişliğe geldiğimi fark etmedim, çatlattırdım. Bu benim hatam. Vanaları sıkarken dikkat edin. Son demine kadar, yani sonuna kadar sıkmamaya özen gösterin. Şimdi bu çatladı. Biz bunu sıcak silikon tabancasıyla biraz sonra tamir edeceğiz. Tamir işlemini nasıl yaptığımızı da göstereceğim size. Eğer siz de çatlatırsanız ya da bizim gibi kırarsanız aynı şekilde tamir edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hem boru çatladı hem de somun çatladı. Ama bu bizim bunu kullanmamıza engel değil. Şöyle sabitleyeceğiz ve onaracağız. Bu işlemi biraz sonra göstereceğim. Suluklarımızı bu şekilde, damlalıkları monte ettik. Vanalarımızı da taktık. Şunlar da askı aparatlarımız. Bu askı aparatların da buraya şöyle hem vananın olduğu yere bir tane de son kısma koyarsanız çok rahat bir şekilde bunu asabilirsiniz. Evet, bu şekilde bu kullanıma hazır şu anda. Şöyle göstereyim. Buradan su girişi yapılacak. Buradan kalvenisterli kümes tavanına sabitleyeceğiz. Gördüğünüz gibi. Şimdi diğerlerine de aynı işlemi tamamlayıp tamir iş aşamasına geçeceğiz. O kırdığımız nipel suluğumuzu tamir edeceğiz. Sonra içeriye su tesisatımızı döşeceğiz. Şimdi ben birkaç malzeme alıp geliyorum ve bunu tamir edeceğiz. Sonra tesisatımızı çalıştıracağız. Önce vanadan bunu söküyoruz. Sökelim ki oraya yapışmasın. Sonra efendim çatlaklara sıkıyoruz.
Parmak içeride kaldı. Parmak da yapıştı. Şimdi bunu yapıştırdık. Bu böyle kalsın. Suluk sistemimizi ve tanklarımızı yaptık. Şimdi akşam olmak üzere size durumu özetleyeyim. Neler yaptık bunları anlatayım. Sonra videomuzu bitirelim. Nipel suluklarımızı çektik. Tavuklarımız sulukları keşfetmeye başladılar. Yine burada bir tesisat yaptık. İki tane tankımız bulunuyor. Tanklardan da sularımız buraya geliyor. Şebeke suyu gelmedi henüz. Şebeke suyu getirdiğimizde şebeke suyundan doğrudan tankları doldurabilmek için şöyle birer tane giriş vanaları bıraktık. Bunları şimdilik kullanmıyoruz ama ilerleyen günlerde şebeke suyu geldiğinde bunları kullanmaya başlayacağız. Şurada da gördüğünüz gibi vanalarımız var. Açıyoruz ve su tesisatımıza gidiyor. Her nipel suluğun başlangıç noktasında şöyle bir tane vana var. İstediğiniz suluğu kapatabiliyorsunuz veya istediğiniz suluğu açık bırakabiliyorsunuz.
Yine ben size bu suluktan göstereyim. İlk açtığınızda hava yapıyor suluklar. Akmıyor. Ve siz de şöyle basarak havasını alıyorsunuz. Ve sonra sorunsuz bir şekilde çalışıyor arkadaşlar sistem. Bağlantı yerlerinde de şöyle kelepçeler kullandık. Bağlantı yerlerinde de herhangi bir sızma ve akıtma yok. Sabitlemek için de kalvenisterle normal tüneklere sabitledim. Üst kısımlara da şöyle ince bir tel gerdim. Tavuklar nipel sulukların üzerine tünemesin diye ince bir tel gerdim. Önlem amaçlı. Gördüğünüz gibi sistemimiz çalışıyor. Aydınlatmamız biraz yetersiz olduğu için görüntü kalitesi iyi değil. Ama gördüğünüz gibi kümesimizin içinde nipel suluk sistemi canavar gibi duruyor. 2 gündür bu sistemi kurmaya çalışıyoruz. Bugün nihayet bitirdik. Tüm sorunları ve tüm eksiklikleri giderdik. Artık nihayet sistem çalışıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, folluklarımız da burada. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.